Nasıl oldu bu? Çelebi bütün bunları nasıl beceriyor? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum artık Nuriye. Anlamıyorum hiçbir şey. Adnan'ı yakalamıştın, değil mi? Kızı için görüşmüş doktorla. Ne alakası var ya? Nasıl yani? Yok işte zaten bir alakası yok. Çünkü Adnan'ın kızı yok. Evli de değil. Başka bir şey dönüyor, başka bir şey var. Hiç anlamıyorum. Ama yani kim kime ne oynuyor, kim kime ne yalan söylüyor. Ben durdum artık yani. Ama hep bir adım önde. Hep benden önde. Hep benden daha güçlü. Yani orantısız bir mücadele var aramızda. Belki yani belki boş yani yaptığım her şey. Saçmalama, o da böyle düşünmeni istiyor. Vazgeçirmeye çalışıyor seni. Cemre yapma. Ne yapayım, vazgeçmeyeyim? Ne yapayım, elinde sonunda yenecek, kazanacak belli. Ne yapayım, yoruldum. Ne olayın başındayım ben, yoruldum. Yani bugün yaşananların üstüne bunları konuşmamız gereksiz. E senin de canın burnunda. Bence en iyisi biraz yat. Dinlen böyle, istirahat et. Yarın daha güzel bakacaksın. Nasıl olacak o? Ya nasıl olacak bilmiyorum ama şeyle alakalı. Şöyle düşün. Hani insan dibe vurduğunu hisseder ya. O dipte de çok fazla kalamazsın. Yani dibe vurdun bitti, ondan sonrası yok. O sebepten yavaş veya hızlı bir şekilde insan yeniden yukarı çıkıyor. Ama illaki çıkıyor yani. Dibe vurdun diyorsun. Evet. Olabilir. Olabilir. Her şey insanlar için. Ama iyi tarafından bak. Bundan sonra düşmek yok ki senin için. Kaybedecek neyin kaldı Cemre? Sen şimdi bana moral mi verdin? Gömdün mü beni? Hangisi oldu? Öyle demeyelim de öldürmeyen şey güçlendirir diyelim. Evet. Evet, siz bu konuda çok iyi bir ekip değilsiniz. Öyle veya böyle nihayetinde yüzün güldü mü güldü. Ona bak. Evet. Evet, doğru. Tamam. Ben gideyim, birazcık dinleneyim, olur mu? Tamam, ben de geleyim. Yok yok, gerek yok gerçekten. İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sen iyi ol da. Gerisi önemli değil. Ne oldu? Ne oldu, ne bu? Bilmiyorum ki. Yine mi ya? Hayırdır birader, niye geldin yine? Git. Çık git. Git, polis çağırırım. Çağırmana gerek yok. Buradalar zaten. Ne istiyorsun? Daha fazla yorulmak istiyorum. Tabii tercih senin. Ama sadece iki seçenek var. Ya bu ambulansla kliniğe gidersin ya da benimle evimize gidersin. Öyle mi? Hiçbir yere gelmiyorum. Öyle bir seçeneği yok Cemre. Cemre Hanım, rapora göre eşiniz Çelebi Bey size vasit tayin edildi.
Yani sizinle ilgili meselelerde yetki ona ait. Tedavinizin nasıl sürdürüleceğine o karar verecek. Sana söylemiştim Cemre. Kendi çapında çok iyi mücadele verdin. Ama senin çapın dar Cemre. Çok dar. Hadi. Güneş seni bekliyor. Maskaralık da bitti artık. Evimize gidiyoruz. İnanılır ki bu değil, bu delilik. Bu adam resmen deli. Öyle. İyi de kızım, bir sürü şey anlattın. Defalarca hastanelik etmiş seni. Hiçbir doktor da demedi mi bu halin nedir diye? Sormadı mı? Evet, sordu. Ben de anlatmaya çalıştım. Ama Tomlis, Çelebi her seferinde tanıdığı hastanelere götürüyordu beni. Yani onlara da zaten akıl sağlığının yerinde olmadığını söylüyordu. İyi de yaraları nasıl açıklıyordu? Kaza oldu diyordu. Kendini bir yerlerden attı diyordu. Bir kere balkondan düştü dedi. Bir kere trafik kazası yaptığımı söyledi. Ama her seferinde tabii doktorlara yalvar yakar oluyor. Aman kimse duymasın, basına sızmasın. Karımın yaptıklarından haberdar olmasınlar. Sözüm ona, beni korumak için. Nasıl oldu anlamadım. Birdenbire üstüne deriyordu. Ambulans çağırsaydın keşke. Ya o anda onu öyle görünce aklım çıktı. Kucakladığım gibi arabaya attım. Kendinden geçmişti. Nedir durum? Sonuçlar çıkmadan bir şey söylemek için erken. Sen ailesine haber ver istersen. Eğer ameliyata gerek görülürse... Olmaz. Ben o yüzden sana geldim zaten. Yani bu yaşananları kimsenin duymaması lazım. Yoksa kariyeri biter. İyi de Çelebi kızın hali ortada. Böyle bir şeyi yakınlarından gizleyemeyiz. Mümkün değil. Biliyorum. Ben de istiyorum haber vermeyi ama olmaz. Neden? Sahnedeki dekorlar üstüne devrildi demiştim ya. Aslında öyle olmadı. Kendi yıktı her yeri. Cinnet gibi bir şey. Kendini kaybetti. Eğer duyulursa işini kaybeder. O zaman da her şey... Yani bu rolü alamazsam ölürüm diyordu. Lütfen ben buradayım. Bütün sorumluluğu alıyorum. Sorumluluğu üstüne alıyordu. Yıllar önce bana bir kız getirmişti. O zamanlar beraberlerdi yani birkaç senedir falan. Hatta Hülya da tanıyordu kızı. Tomlis nasıl yani? Cemre'den önce başka bir neden mi yapmış? Adam resmen seri psikopatmış ya. Yani bilmiyorum. Emin değilim ama şimdi sen anlatınca... Kız geldiğinde hastaneye bana sıkı sıkı tembih etmişti kimseye bir şey söylememem için. Ameliyat olmuştu kız. Sonra bunlar toparlandılar, gittiler. Yani ortada tuhaf bir şey yoktu. Yalnız kız pek konuşmuyordu, o kadar. Peki kim olduğunu hatırlıyor musun Tomlis teyze? Adını falan, o kadar işimize yarar ki bu. Yok be kızım, çok uzun zaman önce dedim ya. Ama bir hastane kayıtlarına bakmamız lazım. Şimdi gidebilir miyiz? Tabii. Tamam, gidelim o zaman. Hadi, hadi. Hadi, hadi o zaman. Melekelerinde bir sorun olmadığını bildiren heyet kanaat raporudur. Allah'ım çok şükür.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alo. Alo Rüya. İnanamayacağım bir şey oldu. Ne oldu? Akıl sağlığı yerindedir. Raporunu aldım. Nasıl yani? Aldım. Cemre akıl sağlığı yerindedir raporu almış. Hadi be. Tamam, ayrıntıları ben size sonra anlatacağım. Şimdi daha önemli bir sorum var. Şimdi Çelebi'nin geçici tedbirle aldırdığı velayet kararı düşer mi? Evet düşer. Ya artık Güneş'e sana göstermemesi için hiçbir gerekçesi kalmadı. Çok şükür. Tamam, sizi sonra arayacağım, haberdar edeceğim, tamam mı? Hoşça kal. Allah'ım çok şükür. Ay. Efendim Ozan. Ah. Çok teşekkür ederim haber verdiğin için. Sağ ol. Sağ ol, görüşürüz. Ozan'la Ömer tarihi eserleri bulmuş. Rüya, ne diyorsun? Yani Çelebi suçlu bulunursa bu benim de kurtuluşum olur. Aynen öyle. Senin, Ali'nin, Tomlis teyzenin, Sarnıç'ta hayatını kaybeden herkesin. Ay Rüya, yani umut etmeye korkuyorum ama bu sefer gerçekten şans bizden yana galiba. Olacak. Olacak, inan bana. Onu soracaktım ben de. Çantanda şişeler falan. Hayırdır, akşamcı mı oldun? Bırak ya. Ömer deli edecek beni. Ne oldu yine? Ya aldı şişeyi, sardırdı. Verdi bana seneyi içeceğiz diye. Aa, Turgut Uyar geleneği. Ölmeme günü. Aa, çok tatlı. Neresi tatlı Cemre bunun? Bir sene sonra içeceğiz diyor. Yani adam benim, bir sene sonraya öteliyor. Tam Ömerlik bir hareket değil mi bu? Yani seni şimdi tamamen kaybetmektense umut etmek istiyor. Böyle saçma şey mi olur ya? Korkarsa ne olur? Rüya. Ömer senin gibi değil. Yani senin gibi istediği her şeyi elde etmeyi bilmiyor. Beklemeyi biliyor. Sabretmeyi biliyor. Yani seni ömür boyu kaybetmektense bir sene sonra o şişeyi birlikte açacağınız günü beklemeyi seçiyor. Ben beklemek istemiyorum ama. Artık orası da senin bileceğin iş. Onu ben bilemem. Şu taşlarıma bir şey olmadan. Rüya. Heh. Nasıl oldum ben böyle? İyi gayet. İyi mi? Ciddi gözüküyor muyum? Yani Çelebi'nin karşısında böyle bir ağırlığım olsun istiyorum. Önemli olan iddialarımız. Tamam, evet tabii ki ama olsun, her şey eksiksiz olsun istiyorum. Ya. Rüya, inanamıyorum. Yani yaşadıklarımızı düşündükçe gerçekten rüya gibi değil mi? Bugün duruşmam var. Adliyeye gideceğiz. Çelebi de gelecek oraya. Ben onun gözlerinin içine bakacağım. Diyeceğim ki ben bu adamdan boşanmak istiyorum. Ya birkaç ay öncesini düşündüğümde ya dava açmak hayal gibi bir şeydi. Kızımı alıp kaçmaya kalktım ben. O günler geride kaldı. Sayenizde. Kim bu? Kim? Hadi duruşma saati yaklaşıyor. Aa Ozan. Sen de mi geleceksin? Evet, ben de geleceğim. Hadi. Yani... Cemre. Tabii ki yalnız bırakmayacağım sizi. Bence bir sakıncası yok. Bak.
Hadi o zaman, hadi. Tamam, hadi. Ömer, geldiniz mi? Geldik. Aa, sen de mi buradasın? Vallahi Cemre, Almanya gibisin. Sen boşanırsan hepimiz boşanmış sayılacağız. Geliyor musun sen? Yo, ben uğurlama komitesindeyim. Dükkanı açtım, dükkana gideceğim. Cemre, insanlık için küçük, bizler için büyük bir hareket yapıp bölüm sonu canavarını sen yeneceksin, tamam mı? Tamam, hadi inşallah. Rüya. Biz gidelim o zaman. Tamam, tamam, görüşürüz. İddiayı unutmadın değil mi? Peseden kaybedecek. Sözüm söz. Unutmadım. Bir ikincisi kaybeden ben olmayacağım. Hadi bekliyorum seni duruşmadan sonra. Tamam. Görüşürüz. İyisin değil mi? Gerginim. Ama iyiyim. Olur o kadar ya. Değil mi? Taksi çağıralım mı? Ne taksi canım, ne gerek var? Var bende para. Tamam, senin paran senin cebinde kalsın. Otobüsle gidelim. Tamam, otobüs. Gideriz değil Gideriz mi? Tabii tamam. ki. Tamam. Benim şuradan. Davacı Cemre Kayabeyli ve davacı vekili avukat Rüya Yıldırımlar duruşmaya iştirak ettiler. Davalı Çelebi Kayabeyli ve davalı vekili avukat Selin Deniz Atapınar ise duruşmaya iştirak etmemiştir. Karar. Ayakkabıcıyız. Bu durumda davalı taraf ve avukatının davaya katılmaması sebebiyle aralarındaki boşanma davasının ilk duruşmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Çelebi Bey, dış kapıda sizi görmek isteyen biri varmış. Kimmiş? Ozan. Ozan Akınsel dediler. Ne demek oluyor bu? Saçmalama. Benimle ne ilgisi olabilir? Göreceğiz. Sen hangi yüzle geldin buraya? Benim cebimdeki paraya muhtaç olacak kadar düşmüşsün ya. Onu getirdim. Haber ulaşmış. Çelebi. Cemre. Ne oldu sana? Bu halin ne? Haydutluktan dönüyor belli ki. Cemre, sen niye? Neden şaşırdın karımı evinde görünce? Çelebi, saçmalama. Yanlış bir şey mi söyledin? Sen benim karım değil misin? Biz hala evli değil miyiz? O içeride yatan bizim çocuğumuz değil mi? Başka bir şey yoksa sana müsaade edelim biz. Yeter. Ne bu? Çelebi Bey aklınca borçlarımı satın alıp bana şantaj yapmaya niyetlenmiş. Ama olmadı ya. Ne münasebet. Borçların yüzünden tefecilere kadar düşmüşsün. Durumu öğrenince müdahale etmek istedim. Vay be. Benim iyiliğimi düşündü yani. Ya. Senin değil. Karımı düşündüm. Bir daha sokaklarda kalmasına izin veremezdim. Sen hiç merak etme, ben kimseyi sokakta bırakmam. Bunun için de senin parana benim hiç ihtiyacım yok. Al. Borç kapandı.
Bu şahane. Ateşe mi düşmüş? Cemre metreye göre düşmüş. Ama bir de bununla ölçeceğim. Ver bakalım. Evet. Ey ateş, sen mi daha büyüksün, biz mi? Biz. Biz. Bizi kimse yenemez. Yenemez. İyileştim diye hemen gitmeyeceksin değil mi anne? Hayır aşkım. Daha birlikte frambuazlı pasta yapacağız. Yaşasın. Ay, hadi bakalım. Aşağı mutfağa pasta yapmaya. Tam yol ileri. Seni çok seviyorum anne. Ben seni daha çok seviyorum. Ben daha çok. Galiba ben seni biraz daha fazla seviyorum. Ama ben daha fazla seviyorum. Ben seni her şeyden ve herkesten daha çok seviyorum. Ben ama daha çok seviyorum. Ben daha çok seviyorum. Ben daha çok seviyorum. Bir tanem, ayaklanmışsın. Annem iyileştirdi beni baba. Şimdi de söz verdi. Pasta yapacağız. Şahane fikirmiş. Frambuazlı yaptığınızı söyleyin lütfen. Evet. Senin elinden olursa ben de yerim. Tamam, anlaştık. Hadi anne. Hadi bakalım. Gir bakalım patiklerine. Ver kolunu. Dur, saçlarını çıkart. Karıcığım, evimize dönmeye karar verdim. Asla sana dönmeyeceğim. İnatçısın. Sana rağmen hayatta kalma inadı. Çelebi, Çelebi ne yapıyorsun? Bırakır mısın? Güneş bekliyor, pasta yapacağız. Yapamazsın. Çelebi saçmalama. Benim evimde ben ne istersem o olur. Güneşle vakit geçirmek istiyorsan bu eve geleceksin ve boşanma davasından vazgeçeceksin. Hayır. Önünde iki yol var Cemre. Ya Güneş'i seçip bizimle kalacaksın ya da bu anlamsız savaşı gücün tükenene kadar sürdüreceksin. Senden boşanacağım. Evimden. Hemen. Şimdi. Defolup gidiyorsun. Burada. Anne! Anne, her şey hazır. Canım. Bir tanem. Benim şimdi gitmem lazım. Hani kalacaktın? Ben... Söz vermiştim. Pasta yapacaktık. Biz babanla konuştuk. Güneş'ciğim, annene bizimle kalmasını teklif ettim. Ama o senin o gördüğün eve gitmek istedi. Çelebi. Orayı senden, bizden daha çok seviyor olmalı. Hayır. Doğru değil bu. Ben seni her şeyden daha çok seviyorum. Bunu biliyorsun. Senden vazgeçmiyorum. Ama babanla bu evde kalamam. Seni sevmiyorum artık.
güneşim nereden doğuyor? Davetsiz misafir kabul ediyor musunuz? Tabii ki. Girin içeri, gelin. Hoş geldiniz. Canım, nasılsın? Daha iyi görünüyorsun. Bizim çok eski bir aile dostumuz. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sizin isminiz? Diline ne gelirse. Peki, nasıl isterseniz. İstersen. Siz demene de lüzum yok. Oldu. Nasıl istersen. Bugün hava güzel. Fark ettin mi? Fark etmedin tabii. Neden? Çünkü perdeler kapalı. Tombi teyze açma. Açma bak, ben biraz dinleneyim diye kapattım. Yeterince uzandın, dinlendin. Güneş girmeyen eve doktor girdi bile. Hoş hava da kararıyor ama olsun. Ha, zaten için kararmış. Bir daha vakanlar basmaz. Hiç. Ayrıca bu kadarı yetmez. Bu mu senin iyi halin? Tombi teyze bak, söz ben zaten yarından sonra işe gideceğim. Ama biraz dinleneyim. Zaten perdeleri o yüzden kapattım. Biraz yatarım belki diye düşündüm. Ben sana fikrini sormadım. Çiçek, hadi bize sıcak su hazırla içeriden. Hadi. Şey, başka bir şeye ihtiyaç var mı? Bir küçük bıçak lütfen. Bıçak, tamam. İlaç mı karacaksın? Onun gibi bir şey işte. Buyur, başka bir şey ister misin? Yok, gerekmez, sağ ol. Ne izliyorsunuz? Film mi çeviriyoruz burada? Vallahi ne bileyim. Sen birden bire böyle masaya yayılınca bunlarla film seyrediyormuş gibi olduk. Yoksa anlatacak çok şey var. Öyle mi? Yani. Mesela şu protokol işi. Ne yapayım? Söyledim. Anlat tabii, bilsinler. Tamam tabii. Çelebi boşanmaktan vazgeçersem Haziran ayında anlaşmalı boşanma için bir anlaşma teklif etti. Ne? Ben sana bu halde böyle kafanı karıştırmak istemedim. Söylemedim, söyleyecektim. Kabul etmedin değil mi? Bilmiyorum. Kabul ettim demedim. Rüya, bilmiyorum dedim. Bilmiyorum. Kızımı göremiyorum. Yani isterse yıllarca bana yüzünü göstermezmiş. O çocuk senin kızın. Evet, tamam da Tomris, bunu benden başka kimsenin taktığı yok. Çok ilginç değil mi? Ne? Yasalar, kurallar, kanunlar. Ah.
Sanki sadece kadınları cezalandırmak için. Bak bunu güzel dedin işte. Sanki kanunlar, kanunsuzlar kaçabilsin diye. Ama iş kadınlara gelince... Yok, herkes kafasını kuma gömüyor vallahi. Hayır, ben anlamıyorum. Biz niye sürekli onların oyununa geliyoruz? Ya bizden daha güçlüler diye mi? Hayır. Biz onlardan daha güçlü olduğumuz için. Vallahi evet. Ya ben Çelebi'yi böyle ayaklarımın altına alıp kendi ellerimle parçalayabilirim. Ya evet işte. Çelebi de senin bu gücünü bildiği için yıllarca sana ilaç bastı. Evet. Erkek işte ya kaçıp giderse diye kadını döver. Ya güzelse eve tıkar. Ya akıllıysa kafasına vurur. Zayıf mahlukat işte. Yeni bir şey değil ki bu. Tarihin başından beri öyle. Ben o kadar eskiyi bilmem. Bilirsin, bilirsin. Cadı avı duymadın mı hiç? Duymuşsundur. Ay yok artık. Masallar, masallar. Ay yapma Rüya. Ne masalı? Yıllarca çatır çatır yakmışlar kadınları. Büyü yaptıkları için? Hayır. Büyü yapabilecekleri için. Sen ne koydun onun içine? Kurbağa bacağı, davul tozu ve de yarasa kanadı. Hadi bakalım. Geçirin üstümüze bir şeyler. Çıkıp dışarıda içelim. Rüya hadi sen de. Temiz hava alacaksın. Kalk. Hadi evet. Çıkacaksın birazcık. Üstüne bir şeyler getireceğim. İçsenize. Korkuyor musunuz? Ay vallahi ben içeceğim. Hava çok soğuk, dayanamıyorum. Ne varsa var içinde artık. Allah Allah. Ihlamur işte, bildiğiniz kış çayı. Tabii canım ama sen öyle cadı madı deyince tırsıldı birden. Yalan değildi. Biliyor musunuz ben hayattan korkmamayı çok geç öğrendim. Yıllarımı aldı ama sonunda öğrendim. Benim de öğrenmeme o kadar çok var ki. Olmaz mı? Sen hala maskeni o çantanda taşıyorsun. Bilmiyor muyum zannediyorsun? Atamadım bir türlü. Niye? Çünkü çektiğim acıları unutamayacağım. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye düşünüyorsun. Sen hayal kurmaktan korkuyorsun. Sen hakkın olanı alamamaktan korkuyorsun. Sen de suçlular cezasını bulamayacak diye korkuyorsun. Sen de Atlas'ı kaybetmekten korkuyorsun. Evet ama sizinle benim aramda büyük bir fark var. Çünkü ben umut etmeyi hiçbir zaman bırakmadım. Hep direndim. Tamam hatalar yaptım. Övünmüyorum ama belki ufak tefek suçlar işledim. Ama direnmeyi hiçbir zaman bırakmadım. Ben nefes almıyorum sadece. Ben yaşıyorum. Bağlamayana meme yok derlerdi bizim oralarda. Aynen öyle. Cadılıksa cadılık. Korkacak biri varsa o siz olmayacaksınız. Bırakın onlar sizden korksunlar. Ne demişler? Şeytan eğer bir yerde başarısızsa oraya kadını yollarlar. Ama bayağı kadın düşmanı bir laf Tomris. Evet öyle ama onların istediği taraftan bakma, tersinden bak. Kadın en güçlü, en korkunç şeytandan bile daha güçlü. Şeytandan bile beter olabiliriz diyorsun yani. Damarımıza basmayacaklar. Ama bunun için, savaşabilmek için önce umut etmek lazım. Öyle değil mi? Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz.
Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah. Mahpusa sığmaz. Eyvah. Gün olur yerle yeksan olurum. Gün olur şahım devri devranda. Kanun üstüne kanun yapsalar, söz uçar yazı iki cihanda. Eyvah. İki cihanda. Eyvah. Sussan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, komak tek durmaz. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey, bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah. Tomris teyze, o çayın içinde ne vardı? Şu anda. Evimize birlikte gittiğimizde öğreneceksin. Ha bu arada bu sana ait. Neden çıkarttın bunu? Ben çıkarmadım. Güneş kendi takmak istemedi. Bugünlerde sana karşı biraz öfkeli, haksız da sayılmaz. Bana bak Cemre. Öyle bir noktaya geldik ki geri dönüşü yok. Birbirimize mecburuz. Kendine sürekli bir evladın olduğunu hatırlat. Güneşi hatırla. Çelebi Bey, sonra dışları yapalım isterseniz. Tabii, tabii. Teşekkürler. Cemre Hanım. İstemez. Peki nasıl isterseniz. Teşekkürler. Abi son 5 dakika. Tamam. Birini mi bekliyorsun Cemre? Bu maskaralığın bir an önce bitmesini bekliyorum, evet. Yetiştik mi? Galiba. Hadi oyalanmayalım hadi. Ömer yok. Geldi. Yettim hanımlar. Ömer. Thank you.
Çelebi Bey. Son iki dakika sonra sizi alıyoruz. Tamam. Neyin var Cemre? Ne? Neyin var? Neyin mi var? Şantajla, kızımla tehdit edilerek getirildim ben buraya. Sence daha neyim olabilir? Bak, hiç sırası değil. Yeri de değil. Vallahi bence tam sırası. Son bir dakika Çelebi Bey. Hadi sevgilim. Ben gelmiyorum. Gelsene. Gel, gel. Hadi. Beni zorlama Cemre. Sen söz tutunca ben de tutacağım. Ben sana herhangi bir söz vermedim. Ben sadece tehdit edildim. Ama bu aralar vermekten en çok zevk aldığım söz ne biliyor musun? Söz veriyorum. Dahası tüm insanlık için senin daha fazla güçlenmene izin vermeyeceğim. Başkanlık seçimlerini kaybetmen için elimden geleni yapacağım. Son 10 saniye Çelebi Bey, buyurun. Pardon ya, affedersin. Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Ben buraya senin zaferini değil, çöküşünü seyretmeye geldim. Çelebi Bey, buyurun. Başkanım, dostlarım, ailem, kıymetli basın mensupları. Bugün burada benimle birlikte olduğunuz için müteşekkirim. Sizlerle bugün paylaşmak istediğim... Ben senin yerinde olsam... adaylığımı açıklamak için... bu kadar acele etmezdim. Cemre Hanım! Cemre Hanım!
Tabii. Beni hatırladın mı? Nereye gidiyoruz? Çeşmeli Gümüş Parkı'nda 14 Ocak tarihinde dövdüğün kadın. Peki komiserim neresi burası? Bir ihtimal. Peşinden gitmek istersen. Simge Fındıkçı 14 Ocak'ta parkta dayak yediğini söylemiş. Şikayetçi olmuş ama saldırganın kimliği belirlenememiş. Ucu Çelebi'ye çıkar mı bilmem. Bana anlattığınız çöpteki bebeği öğrenmenizle bu kadının olayı aynı gece olmuş. Eyvallah, teşekkür ederim. İnkar et. Emniyette şikayetim var. Başkan adayınızı iyi tanıyın. Kendisi sözde kadın hakları savunucusu bir kan emici. Suç makinesi. Eğer Simge'ye inanmıyorsanız burada kanıtlar var. Belki bunlara inanırsınız. Buyurun. Kimin tarafında duracağınıza siz karar verin. Hepimiz. Artık korkma sırası sende, Çelebi. Çok güzel bir fırın var, o yapıyor. Tomris reçelden aldın mı? Aldım, muhteşem. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Her şey çok leziz olmuş. Fıdacı iyi fikir oldu ama. İster misin zeytin? Zeytinim. Zeytinin bir tane mutlaka çekirdeğini yiyecekmişsiniz, biliyor musunuz? Çok sevmek.
afiyet olsun. Menemen harika, sen mi yaptın? Elim bile sürmedim. Ben yaptım. Ay daha neler, bu gözler neler görecek acaba daha? Vallahi ben de gözlerim gördüğüne inanamıyorum. Ya kendimi yeniden keşfediyorum gibi hissediyorum. En zor zanaatı keşfetmeye başladı çünkü. Kadın olmak. Hem de ne keşif? Keşfet, keşfet bitmiyor. Vallahi öyle. Dünyanın her bir yerinde ayrı bir mesele ama kadın olmak. Öyle değil mi? Ya bundan sonra senden 10 parmağında 12 marifet bekliyoruz Rüya. Niyeymiş? Niye olacak? Çelebi gibilerde sadece kağıt üzerinde işte olduğun için. Bir o mu peki? Yani bunlar mı hayatı zorlaştıran? Yani ama isteyerek ama istemeden bazen kadın kadına da hayatı çok zor hale getirebiliyor. Ben öyle yaptım mesela. Cemre'ye inanmayarak. Ay Rüya. Öyle ama. İyi tamam. Ben de senin kaderini değiştirdim. Çiçeğim. Ben... Ben... Ne oluyor? Çiçeğim. Özür dilerim. Pardon. Tamam çiçeğim. Ya ben asıl neye uyuz oluyorum biliyor musunuz? Şimdi bak. Şimdi bir şey görüyorsun, beğeniyorsun. Onu böyle istiyorsun, bağ kuruyorsun onunla. Onunla ilgili hayal kuruyorsun. Sonra sepete koyuyorsun onu, sepetine koyuyorsun. Sonra başka bir şeye yöneliyorsun. Onunla ilgili hayal kurarken bir bakıyorsun... ...senin alışveriş sepetindekini bir kadın almış, gitti alışveriş sepetini. Of Cemre, hayır ya. Ben de ciddi ciddi dinliyorum ne anlatıyorum. Ama güldürdüm. Evet güldüm. Ay ben de erkeklerden aldatmaktan falan bahsediyor zannediyorum. Yok aldatan erkeğe mağduriyet çıkmaz buradan. Yürü be. Güldürdüm ama. Yani öz cümle şu günün sonunda... ...anlaşılıyor ki kötülüğün cinsiyeti yok. Evet yani herkes herkese... ...bir şekilde kötülük edebilir. Aslında ilk başta da önce kendine de ama yani benim bu birkaç aydır fark ettiğim, ilk defa deneyimlediğim çok kıymetli bir şey var. O da kadın kadının yurdudur. Güzel dedim. Öyle. Çelebi Bey, tamam, hakkınızdaki iddiaları verin. Müsaade edin arkadaşlar, tamam. Lütfen, lütfen, lütfen müsaade edin. Müsaade eder misiniz? Tamam, lütfen. Müsaade edin arkadaşlar. Müsaade edin arkadaşlar. Müsaade edin arkadaşlar. Müsaade edin arkadaşlar. Aylar önce eşinin nişasıyla gündeme gelen Çelebi Kaya Bey'le ikinci kez kadına şiddetle gündemde. Hatırlayacağınız... İşte bu ya, işte bu. Bak sosyal medyada titi olmuş. Ne diyorsun? Ay, evet herkes Simge'nin yanındayız yazıyor. Hepimiz meşhur olduk hanımlar. Buyurun. Sonunda biz kazandık. Tarihi başarı diye ben buna derim. Çelebi istediği kadar çabalasın, başarılı olamayacak. Aa, Çelebi emniyetten çıkmış. Yakın zamanda ne? Babası intihar eden Rüya Yıldırımlar dahil 4 kadının Çelebi Kaya Beyliğe şok suçlamaları, belediye başkanlığı adaylığını duyurmak üzere olan Çelebi Kaya Beyliği bu sefer gerçekten zor durumda bırakmışa benziyor. Biz yine derken sevinmeyelim. Yani ölüyü diri göstermiş bir adamdan bahsediyoruz. Böyle karanlık bir adamdan. Biz umutsuz değiliz. Olmayacağız da benim babama borcum bu. Çelebi Hacı yatmazsa bizler de yeni nesil cadılarız. Kurbağa bacağı koydum içine çayı. En sevdiğim. Kız kardeşliğimize. Kız kardeşliğimize.
Günaydın. Günaydın. Nereden böyle? Evden. Doğru. Tomlis kaldı gece bizde. Öyle kadınlar günü yaptık. Ama yakışır size. Gerçekten gurur duyacak bir şey. İnşallah işe yarar. Vallahi bence yaradı bile. Yani senin ifşan unutulmuştu ama şu an o da gündemde. Herkes acaba karısı doğru söylüyor muydu diye düşünüyor. Umarım öyle olur. Öyle öyle. Sen ne zaman dönüyorsun? Nereye? Aramıza. Ait olduğun yere. Bence beni pas geçelim. Neden o? Öyle. Sadece benim için bile vazgeçmemelisin. Bu evin emlak borcu benim yüzümden başınıza dert oldu. Sen bunu benim yüzüme vurmuyorsun diye, ben bunu mahcubiyetimden söyleyemiyorum diye bu gerçek olan bir şeyi değiştirmiyor. O yüzden sırf ben kendimi kötü hissetmeyeyim diye vazgeçmemelisin. Cemre, seninkini suçlu hissetmene gerek yok. Çünkü o evin emlak borcu gerçekten ödenmediği için çıktı o para. Yani şöyle bir yoktan yere bir borç yaratmadı. Sen de bana tefeciye git demedin. Yani hepimiz seçimlerimizi yaşıyoruz. Senin zaten sırtında yeterince yük var. Boş ver, bir de benimkileri alma. Ama sonuçta amcana olan borcum bir şekilde bitecek yani. Ben bir kere boyun eğdim ya Cemre. Çünkü insansın Ozan. Hata yapacaksın. Yapmak zorundasın. Başka seçeneğin yok. Bak bana. Bütün bu çorapları başımıza ören adamla evlendim ben. Bir çocuk yaptım ondan. Kendi kızıma yaptım bunu. Ben kızıma böyle bir baba verdim. Bundan daha büyük bir hata olabilir mi? Ama oluyor. İnsan yapıyor. İnsanım çünkü. Ama ya bilmiyorum. Hayat onu bir şekilde dönüştürüyor. Hani öyle olmasaydı ben şu anda hayatta olmazdım. Karşında da. Ne? Ruhumu nasıl tutsam da değmese seninkine. Nasıl aşırsam üstünden öbür şeylere ben onu. Geç kaldım. Ben de geç kaldım. Görüşürüz. Görüşürüz.